Merhaba arkadaşlar. Bugün Embis'ten gelen boncuklarımızla yapacağımız bir bilekliğimiz var. O malzemelerimizi daha önce anlattığım gibi çok güzeller. Türkiye'de bulamadığınız pek çok malzemeyi sipariş verebilirsiniz. Malzemelerinizi istediğiniz gibi alabilirsiniz. Bu sayfamızın, videomuzun da üzerinde zaten ismini, logosunu paylaşacağız. Oradan sayfaya en azından girip bir bakabilirsiniz. Dikkatinizi çekecek şeyler de olabilir. Yavaş yavaş bilekliğimizi anlatmaya başlayalım isterseniz. Bu şekilde bir bilekliğimiz var bakın arkadaşlar. Model çok güzel. Çok zarif. Modelimizde öyle karma karışık bir malzememiz yok. Materyallerimizi anlatalım. 4 milimetrelik yuvarlak kristallerimiz var. Ve 11'e 0 kum boncuklarımız var. Şu şekilde kapamamız var bakın. Boncuğumuza uyumlu. Bu şekilde halkalarımız var. Ve iğnemiz ve şu şekilde yine misinamız var. Embits'ten gelen. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum ve yavaş yavaş başlıyorum. Evet arkadaşlar, modelimize başlıyoruz. Modelimiz gerçekten kolay bir model. Yeni takıya başlayan arkadaşlar bile çok rahat yapabilir. Dikkatlice izlerseniz çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunun için bir kristal, bir kum. Kristalimiz 4 milimetre demiştik. Bir kristal, bir kum. Bu şekilde 4 kristal, 4 kum olarak takıyoruz. Ve aşağı kadar indirip bir düğüm atıyoruz. Model model yapıldığı için çok fazla misina biriktirmenize gerek yok. Düğümümüzü attık. Şöyle bir de boncuklarımızın içinde bir turlayalım. Ondan sonra başlayalım. Başlangıç yerimize geldik. Burada zaten ipimiz var, gözüküyor. Misinamız var, pardon. Şimdi kristalden ve ilk kumumuzdan geçiyoruz. 6 tane kum boncuk takacağız arkadaşlar. 3, 6. Kristalden değil, sadece üstten kum boncuktan geçeceğiz. Bakın. Sadece kum boncuktan geçiyoruz. Dördüne de aynı işlemi uygulayacağız. 4 tane kum boncuğumuz var biliyorsunuz. Yani her kristalin tepesinde 6 kum boncuk olacak. Bu şekilde. Hatta şu misinamızı keselim. Elimize dolaşmasın. Altı kum boncuğumuzu daha aldık. Bakın. Gördüğünüz gibi kum boncuğumuzdan çıkmışız. Hemen bir sonraki kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Tekrar son kristalimize geldik. 6 kum boncuk daha taktık. Son kum boncuğumuzdan geçerken 4 kum boncukta ilerliyoruz arkadaşlar. Sonradan taktığımız 6 kumun 1, 2, 3, bir tane daha. Neyse sonra geçeyim onu. Hatta şöyle yapalım. 4'ünden ilerliyoruz. Bakın. Şurada 2 boncuk kalacak. Şu aradaki ilk taktığımız birer boncuk hariç. 2 boncuğumuz kalıyor. Daha sonra kumla başlıyoruz, kumla bitiriyoruz. Kum, kristal, kum, kristal, kum. Burada da bakın aradaki boncuğu saymıyoruz. 1, 2 tane atlıyoruz. Bakın.
Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluşuyor ve hepsine aynı işlemi uygulayacağız. Bakın. Yine buradaki 2'yi atlıyoruz. Aradaki saymıyoruz zaten. 1, 2 atlanıyor. Geliyoruz burada. 3. ve 4. boncuk. Bakın. Hep aynı. 2'yi atlıyoruz. 3 ve 4'ten geçiyoruz. Son kısma geldik. Burada da aynı şekilde 2 boncuğumuzdan geçtik bakın. İlk 2'yi atladık. Bakın. Şimdi buradaki kum boncuğumuzdan, kristallerimizden ve hepsinden ilerliyoruz. Sadece kristalden çıkacağız arkadaşlar. Kumdan geçmiyoruz bakın. Sadece kristalden boş olarak ilerliyoruz. Hiçbir şey takmadan. Şimdi kum, kristal, kum. Burada sadece kristallerimizi kullanıyoruz ve bir de şu aradaki kum boncukları. Başka hiçbir yeri kullanmıyoruz. Bakın. Geçtik. Aradaki boşlukları dolduruyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kum, kristal, kum. Yine sadece kristalden, arasındaki kumdan ve kristalden. Bakın. Geçiyoruz. Ya dediğim gibi aradaki boşlukları dolduruyoruz. Şurada gözüken boşlukları kapatıyoruz. Evet. Son bir tane kaldı. İlk baştaki kristalimizden geçiyoruz ve herhangi bir müsait bir yerde koparıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir modelimiz bitti. Gördüğünüz gibi bir modelimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bundan bütün parçalarımızı yapıyoruz. Ve ondan sonra da birleştirme kısmını yapıyoruz. Bilek boyunuza göre 6 tane olabilir, 8 tane olabilir, 7 tane olabilir. Yaparsınız, ona göre şöyle ucuca koyarsınız. Aralarında da birer tane kristal oluyor. Ona göre bakarsınız kaç tane gideceğine. Ben biraz yapayım. Birleştirme kısmında birlikte bakalım. Modelimiz bitirdik. İkinci modeli arkadaşlar. Birleşim yerini göstereceğim ben size. Siz de ona göre yaparsınız. Şu şekilde taktık. Son kısmımıza geldik. Birleşme yerlerimiz arkadaşlar. Bakın bir ikili grubumuz var. Bir tekli kristalimiz var. Birleşme yerlerini tekli olan kısımla yapıyoruz. O yüzden şuradaki boncuklarımdan boş olarak ilerliyorum ve tek olan kristalden bakın çıkıyorum. Şimdi bir kum, bir kristal, bir kum boncuk alıyorum ve diğer modelimdeki tekli olan kısmı karşısına getiriyorum bakın. Bakın tekli olan kısım. Şu şekilde. Aynen bunu yaptığımızı bu tarafa da takıyoruz. Bakın. Bir kum, bir kristal, bir kum. Ve yine sadece kristalden geçiyoruz. Sadece kristalden geçiyoruz.
Gördüğünüz gibi birleşmiş olduk. Burada bir iki tur atıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç defa turladık ve diğer tarafına da kapama yerimizi koyacağız arkadaşlar. Ona göre ilerleyeyim ben. Yine herhangi bir şey takmadan, herhangi bir boncuk almadan boş bir şekilde ilerliyoruz. Ve yine dediğim gibi tekli olan kısma kadar, yani tam karşısına kadar ilerleyeceğim ben boş olarak. Boş olarak ilerliyorum. Geldim. Siz isterseniz farklı bir şekilde kapama yöntemi de kullanabilirsiniz. Ben en basit haliyle anlatmaya çalıştım. 4-8 tane kum boncuk takıyorum. Ve buradaki en son çıktığımız kristalden, bakın misinamız burada, geri geçiyorum. Bakın bu şekilde. Hani hiçbir kafa karıştıracak kısmı yok. Aynı yerde bir daha turlayacağım. Bitti. Hani boncuğunuz ve iğneniz müsaade ettiği sürece birkaç tur dönebilirsiniz. Bakın. Bu kadar yeterli. Tekrar döndük. Ve burada koparıyoruz. Daha önceki sonraki modellerimizi de ucuna ekliyoruz. Ve bilekliğimiz bitmiş oluyor. Burası dediğim gibi kapama yerimiz. Ben modellerimi birleştireyim. Ondan sonrasında görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın birleştirdik. Benim koluma 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yetiyordu. Ben 6 tane modeli birleştirdim. Şimdi kapama yerini takacağız. Ve bilekliğimiz bitecek. Şu şekilde. Biraz sıkılayalım. Evet. Diğer tarafımızı da takalım. Dediğim gibi çok basit ve zevkle yapılabilecek bir model. O yüzden yapacak herkese gerçekten tavsiye ederim yapmayı düşünen. Hem gösterişli, hem şık. Bakın. Kapamalarımızı da taktık. Hani çok çabuk yapılabilen bir model. Gördüğünüz gibi gayet hoş duruyor. Gece kıyafetlerinizle gündelik pek kullanılamayabilir ama yani istiyorsanız gündelik de kullanabilirsiniz tabii ki de. Tamamen size kalmış. Ama hani düğün, nişan, işte sünnet tarzı kıyafetlerinize çok güzel uyabilecek bir model. İzlediğiniz için teşekkür ederim.